Değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu onurlandırmışlar. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla bizleri onurlandırdığı Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen 30 bin öğretmen kadrosuna atama törenine öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, sizleri ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına önce saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını yapmak üzere gülsünü teşviklerine arz edelim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli milletvekillerimiz, değerli öğretmen adayları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün atamasını yapacağımız 30 bin öğretmenimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Bugün atanacak olanlarla birlikte öğretmen sayımız, az önce değerli bakanımız da ifade ettiler, 923.133'e çıkıyor. Bu bir zirve rakamdır. 2002 yılında ülkemizde 543.896 öğretmenimiz vardı. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından bu çok önemli. Geçtiğimiz 13 yılda 542.120 yeni öğretmen ataması yapıldı. Bir başka ifadeyle 2002 yılında devralınan öğretmen sayısı kadar adeta yeni atama yapılmış durumda. Elbette bu dönemde emekli olanlar da oldu. Sonuçta bugün 923 bin öğretmenle evlatlarımıza en güzel eğitimi vermenin çabası içindeyiz, çabası içerisinde olacağız. Artık boş geçen veya farklı branşlardan öğretmenlerin girdiği dersler sorunu büyük ölçüde geride kaldı. Şu anda ülke genelindeki okullarımızda öğretmen doluluk oranı, yine bakanımın da ifade ettiği gibi, %93'e ulaştı. En düşük doluluk oranı sanıldığı gibi Doğu veya Güneydoğu'da değil. Belki şaşıracaksınız. Ülkemizin en gelişmiş bölgesi olan Marmara'dadır. İnşallah önümüzdeki dönemde yapılacak yeni öğretmen atamalarıyla bu meseleyi tamamen
çözmüş olacağız. Yaklaşık 90 bin öğretmen ataması daha yapıldığında Türkiye'nin tamamında öğretmen kadrolarının %100 doluluk oranına ulaşacağı görülüyor. Ben tabii şunu hatırlıyorum. Sınıfların 100 öğrenciyi aşkın doluluk oranında olduğu günleri hatırlıyorum. Benim dersliğimde sınıfımda öğrenciyken 75 arkadaştık. Ama şimdi artık 30-36 buraya doğru inmeye başladı. Anadolu'yu dolaşırken 15 öğrencinin, 18 öğrencinin, 20 öğrencinin olduğu hamdolsun sınıflar gördüm. Derslikler gördüm. Bugünleri gördüm. Şimdi bütün mesele öğretmen noktasındaki eksiğimizi de %100'e tamamıyla çıkarmak suretiyle bu eksiği gidermek ve böylece artık öğretmen-öğrenci bu ilişkide istediğimiz hedefe ulaşmaktır. Bugün yapılacak atama kura yöntemiyle değil, kamu personeli seçme sınavı puanına göre gerçekleştiriliyor. İlgili branşlardaki başvurular en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve kontenjan sayısınca atama yapılacaktır. Biraz sonra bilgisayar aracılığıyla bu sıralama ve atama işlemini başlatacağız. Yaklaşık 121 bin başvuru içinden 30 bin öğretmenimizin ataması bu şekilde tamamlanacak. Bugün ataması yapılacak öğretmenlerimiz yetiştirme programlarının tamamlanmasının ardından, ki onu gayet güzel bakanımız anlattılar, Eylül ayından itibaren ders başı yapacaklar. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz gün dört alana öncelik vereceğimizi açıklamıştık. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Dikkat ederseniz önceliklerimizin en başında ne geliyor? Eğitim. Çünkü mesele insan, insanın yetiştirilmesi. Önce bunu halletmemiz lazım. Eğer yetişmiş insanınız varsa güçlü bir ülkesiniz. Eğer yetişmiş insanınız yoksa zayıfsınız. Onun için bunu halletmemiz gerekiyor. Bu anlayışla eğitimi bütçeden ayrılan pay bakımından ilk sıraya çıkar. Göreve geldiğimizde bütçede ilk sıra savunmanın, biz savunmayı geri aldık. Dedik ilk sıra eğitim olacak. İnsanı yetiştirmediğiniz sürece, yetişmiş insanınızın sayısı artmadığı sürece muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkamazsınız. Onun için insan, insan, insan. Eğitimin maddi altyapısını güçlendirmek için bir yandan fiziki imkanları, fiziki şartları, okul ve derslik sayısını artırırken şu anda yaklaşık 280 bin civarında hamdolsun şu 13 senede yaptığımız derslik var. 300 bine doğru gidiyor. Niye? İstiyoruz ki işte sınıflar böyle dolu dolu 60, 70, 100 olmasın. Böyle 30'un altında modern dünyada ne varsa bizde de olsun. Öte yandan araç gereç eksiklerini süratle gidermenin çabası içinde oldu. İşte meşhur Fatih projemiz eksik ama süratle inşallah bu projeyi bu yıl yapılacak ihalelerle birlikte süratle 3 yıl içerisinde inşallah bunu bitireceğiz. Fatih projesi kapsamında 432 bin etkileşimli tahta ve 50 bin çok fonksiyonlu network yazıcı okullarımıza şu ana kadar gönderildi. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize dağıtılan tablet bilgisayar sayısı da 1.437.800 adede ulaştı.
Bu adımda attık. Fatih projesiyle artık bütün sınıflarımız aynı zamanda bilişim teknolojileri sınıfına adeta dönüştü. Geldiğimizde bu yok denecek noktada azdı. İlkokul, ortaokul ve liselerde ders kitaplarını öğrencilerimize biliyorsunuz ücretsiz veriyoruz. Ben tabii öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Şu anda burada aynı dönemi yaşadığımız arkadaşlarımız var. Hatta yaşça benden büyükler de var aramızda görüyorum. Biz tekstil kağıtlarıyla okur veyahut da bol bol not alır bu şekilde kendimizi hazırlardık. Ve abilerimizden tekstil kağıtlarını bize satmalarını istediğimiz zaman da satmazlardı. Onları da saklarlardı veya saklardı. Yani kitap bulmak zor bir işti. Kırtasiyeciye gittiğiniz zaman istediğiniz kitabı bulamazdınız. Bugün git yarın gel. Kırtasiyecilerde de durum buydu. Hep bunları yaşadık. Ama biz dedik ki öğrencilerimize, evlatlarımıza biz bunu yaşatmayacağız. Onun için kararlı adımlar attık. Ve birinci amur kağıttan kitapları hazırlamak suretiyle yavrularımıza teslim ettik. Şimdi okul öncesi eğitimi de süratle yaygınlaştırıyoruz. Biliyorsunuz anaokulları hangi orandaydı, şimdi hangi oranda? Nereden nereye geldi? Eğitim öğretim desteğiyle hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle okuldan mahrum kalmamasını temin ediyoruz. Aynı şekilde yüksek öğretimde çok önemli hizmetler gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizde Türkiye'de üniversite sayımız 76 idi. Buna 117 ilave, şimdi 193 üniversitemiz var. Her ilimizde üniversite yoktu. Şimdi her ilimizde üniversite var. Peki buradaki hedefiniz neydi? Onu da söyleyeyim. Üniversiteye gidecek mali imkanı olmayan yavrularımıza, gençlerimize dedik senin mali imkanın olmayabilir ama biz üniversiteyi senin ayağına getireceğiz dedik. Bugün en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye bütün illerimizde üniversitelerimiz var. Hakkari'de de üniversite var. Muş'ta da üniversite var. Çık Ardahan, Ağrı, buralarda da üniversite var. Yel batıya, oraların bütün illerinde aynı şekilde. Kuzeyde Sinop'a git, orada da üniversiteyi görürsün. Güneyde ta Hatay'a in, orada da üniversiteyi görürsün. Üniversitenin olmadığı il yok. 190 adet olan yüksek öğretim yurt sayımızı 411 ilaveyle 601 adede, 182.258 adet olan yurt yatak sayımızı 275.611 adet ilaveyle 457.869 adede ulaştırdık. Yapacaksınız. Ve biz ranzalarda yaptık. Çift katlı ranzalar. Şimdi neredeyse bir ara bir sıkıntımız oldu onun için bu dershaneler meselesinden dolayı öyle bir ranza olayına girdik. Şimdi artık bazalı sisteme neredeyse bütün yurtlarımızda girmiş vaziyetteyiz. Bir adım daha attık. Dedik ki odalar 3 kişilik olacak. Her odada da tuvaleti banyosu olacak. Ve her odada öğrencinin gardırobu vesairesi bunlar da olacak. Yani bunların olmadığı yer yok denecek dereceye inmiş vaziyette. Zira bizim yavrularımız şunun,
bunun yavrusu değil. Tayyip Erdoğan'ın yavrusu neyse onlar da bizim aynı şekilde yavrumuz. Bu hassasiyetle işi ele almak durumundayız. Ve Anadolu'da yurtları dolaştığım zaman hep bakış açım, bakan arkadaşlarımın bakış açısı bu olmuştur ve olaylara böyle bakmışızdır. Ve böyle bakmaya da devam edeceğiz. Çünkü onurlu bir nesil yetiştireceksek, hani büyüklerimiz söylüyor ya, aslan yattığı yerden belliyoruz. Ona o yattığı yeri biz hazırlıyoruz işte. Diyoruz ki öyle gitsin. Spor salonu, laboratuvarlar, pansiyonlar, yurtlar ve daha pek çok hizmetle hakikaten eğitim alanında büyük bir devrim gerçekleştirdik. Artık gerek özel vakıf yurtlarında, gerek devlet yurtlarında spor salonlarını da oralara projelerde koymaya başladık. Ki genç orada okurken, orada yatıp kalkarken aynı zamanda sportif noktada da faaliyetlere orada katılabilir. Bugün kimse ülkemizde eğitim altyapısı ile ilgili can alıcı bir sorundan bahsedemez. Eksik yok mu? Var. Ama can alıcı noktada hamdolsun öyle devasa sorun yok. Eksiklerimiz var tabii. Ama eninde sonunda bunları da gidermiş olacağız. İşte bugünkü atamayla öğretmen eksiğimizi tamamen ortadan kaldırma yolunda önemli bir adım daha attık. Artık bundan sonra eğitimin kalitesini yükseltmeye odaklanmak mecburiyetindeyiz. Her an Nabi hocamla bir araya geldiğimizde onu söylüyorum. Bak hocam şimdi artık müfredat. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Buradaki eksiğimizi gidermemiz lazım. Eğitimin altyapısında elde ettiğimiz büyük başarıyı şimdi eğitimin içeriğini ve kalitesini yükselterek taşlandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bakanlığımız bu amaçla bütün müfredatı ders programlarını elden geçirip gerekli sadeleştirme ve iyileştirme çalışmalarını da başlattı. Bu konuda öğretmenlerimize de çok büyük görev düşüyor. Bak şimdi 6 aylık bir yetişme dönemi olacak. Muallimlerinizle beraber inşallah bu süreci iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bazen televizyonlarda izliyorum. Çünkü bugün de burada göreceğimi biliyorum. Kurallar çekilip de neticeyi yakalayanların annelerine, arkadaşlarına nasıl sarıldığını görüyorum. Şimdi ben sizden bir de ne istiyorum biliyor musun? İşte her zaman öğrencilerinizle, yavrularınızla aynı şekilde sarılın ve onları adeta geleceğin bu ülkedeki banileri olarak siz yetiştirin. Bilhassa yeni bir heyecanla, en taze bilgilerle, en dinamik, en idealist dönemde öğretmenliğe başlayan sizlerden çok büyük beklentim var. İnşallah yeni Türkiye'nin nitelikli eğitimini, öğretimini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Değerli kardeşlerim, öğretmenlik her işten çok daha fazla emek isteyen, daha ileri bir şey söylüyorum, adanmışlık isteyen bir meslek. Siz şu anda işsiz kaldım, maaş temin edeceğim bir işe giriyorum diye bu yola çıkıyorsanız bu yanlıştır. Ben inanıyorum ki siz böyle düşünmüyorsunuz. Siz kendinizi bu ülkede sizi yetiştiren o muallimler gibi bir nesli yetiştirmeye kendinizi adamış muallimler olarak ben de sizleri görüyorum.
bizim üzerimizde emeği olan bazı hocalarımız vardır ki onları hiç unutmayız. Ama bazıları da vardır ki unuturuz. O unutmadıklarımız hakikaten kendini bize adamış olanlardır. Mesela öğrencilik yıllarımızda biz cumartesi günleri de okurduk. Ve cumartesi günü öğleden sonra bizleri özel sohbetlere, konferanslara, seminerlere götüren birkaç hocamız vardı ki ben onları hiç unutmam. Çünkü onlar bizi nakış nakış işlerlerdi. Ve o sohbetlerde kazandıklarımızı da hiç unutmuyorum. En büyük sermayemiz o. Tutarlardı elimizden, bizi oralara götürürler. Çünkü içinizde şu anda tabii çoğu bekar olan öğretmenlerimiz yarın evlenecekler, öğretmen adaylarımız. Evlendikten sonra aynen kendi çocukları gibi o sınıflardaki yavrularını da yetiştirecekler. Çünkü bu meslek herhangi bir meslek gözüyle, herhangi bir istihdam alanı gözüyle bakılacak bir meslektir. Öyle bakan bir arkadaşım varsa hiç kusura bakmasın. Öğretmenlik sıfatını hak etmiyor demektir. Bir takım işler vardır ki onları herkes yapabilir. Ama öğretmenlik öyle değildir. Öğretmenlik için sadece branş eğitimi almak, pedagojik formasyon sahibi olmak yeterli değildir. Bu iş sevmezseniz, kendinizi adamazsanız yapılacak bir iş, çekilecek bir kahır değildir. Öğretmen bilgisiyle birlikte sevgisini de, heyecanını da, ufkunu da öğrencisiyle paylaşır. Unutmayın sevgili öğretmen adayları, Türkiye çok büyük vizyonu olan, çok büyük hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için elimizdeki en kıymetli sermayemiz çocuklarımız ve gençlerimizdir. Onlara ne kadar kaliteli, yüksek standartlı bir eğitim verebilirsek hedeflerimize o derece yaklaşırız. Dikkat ederseniz ben her fırsatta bir şey söylüyorum. En az 3 çocuk diyorum. Bu vurguyu yapıyorum. Hayata yeni atılan sizlere de peşinen aynı tavsiyede bulunuyorum. Çünkü nüfusumuzu genç tutamazsak şu anda pek çok Batı ülkesinin maruz kaldığı tehlikeye biz de düçar oluruz. Aynı şekilde yeni nesilleri aile birliği başta olmak üzere kültürümüzün ve medeniyetimizin temel değerleriyle donatarak yetiştirmek zorundayız. Dünyada bununla ilgili de çok sayıda olumsuz örnek var. Çocuklarımız gelişen ve yaygınlaşan teknolojinin de etkisiyle küresel kültür ürünlerinin kuşatmasına giderek daha fazla maruz kalıyor. Bu kuşatmayı kırmak için aileden başlayıp okulla taçlanan ve toplum hayatının diğer unsurlarıyla zenginleşen eğitim sürecinin önemi giderek artıyor. Değerli kardeşlerim, bakınız hep ekonomi deriz değil mi? Ekonominin temelini emek, sermaye, iş gücü bunlar üretmez. Ne üretir veya ne teşkil eder biliyor musunuz? İnsan. İnsan varsa emek vardır. İnsan varsa sermaye vardır. İnsan varsa üretim vardır. İnsan yoksa bunların hiçbiri yoktur. Bu saydıklarımın hepsi insanın türevidir. Ve onun için insan yaratılmışların en şereflisidir.
insan o kadar. Ve bizim milli, yerli hassasiyetimiz eğitim konusunda da geçerlidir. Onun için bu milli ve yerli anlayışla işte en az 3 çocuk derken bu yavruları da o şekilde yetiştirmemiz lazım. Güçlü aileler, güçlü aileler olursa güçlü milletleri kurarız. Ve milletimizin güçlü olması için güçlü ailelerin olması şart. Kendi özümüzü, değerlerimizi koruyarak dünyayı tanıyan, kavrayan, yöneten, yönlendiren nesiller yetiştirme başarısını hep birlikte ortaya koyabilmeliyiz. Ben bu konuda sizlere güveniyorum. Kuralları çektik. Kurada Güneydoğu'ya çıktı. Doğu'ya çıktı. Hemen batıya nasıl gelirim? Bunun telaşı içerisine kapılanlar varsa yine yapar. Olmaz. Biz şuna inanacağız. 780 bin kilometre kareyle bu topraklar bizim vatanımızdır. Ha sıkıntılı yerler var, doğru. İşte bak o sıkıntılı yerlerde şu anda bu kadar şehitler veriyoruz değil mi? Niye veriyoruz? Bu toprakları yeniden vatan yapabilmek için veriyoruz. Zira oralarda kimse herhangi bir operasyona kalkıp da giremez. Çünkü istiklal mücadelemizde oralar şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek İstiklal Marşı'nın yazıldığı topraklardır. Bu toprakları biz kimseye paylaşmak. Sahneye davet ediyoruz. Hediyeyi buraya alabilir miyiz?
Sayın Cumhurbaşkanım, Milli Eğitim Bakanımızın size takdim edeceği hediyeden de bahsetmek istiyorum. Fotoğrafı çeken isim İshak Düzenci efendim. Yüksekova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda çekilen bir fotoğraf ve okulun öğrencilerinin öğretmenlerine koştuğu bu anla işte böyle ifade edilmiş çok hoş, sıcak anlar. Birazdan atamaları yapacak öğretmenlerimize de öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz böyle anlar nasip eylesin, yaşasın sizlere diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi 30 bin öğretmenimizin ataması için yapılacak o anlara geldi, o heyecanlı anlara geldi sıra. Sayın Cumhurbaşkanımızdan 1'den 9'a kadar olan 9 rakamdan oluşan bir program çalışma numarası söylemelerini ve sizlerden de 9 kişiden söylemeler için zat-ı devletlerinden isteyeceğiz ve çıkan o numaralar, rakamlar bilgisayara yazılacak ve sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız butona basacaklar ve efendim 30 bin öğretmenimizin ataması böylelikle gerçekleşmiş olacak. Şimdiden hepimize hayırlı olsun diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. 3. Öyle mi? 5. 7. 7. Yavaş yavaş. 7. 7. 7. 3. 7. 1. 4. 4. Tek rakam. 5. 5 yazdık değil mi? 9. Ha 5 yazıldı. 2. defa alabiliyor muyuz? 2. defa alabiliyoruz. 5. 9. 9. Kaç tane oldu? Tekrar 3. 3. 6. 0. 6. 2. 2. Tamam. 2. Evet. Şu anda bitti. Ya Allah, bismillah. Evet, Başak Şahoğlu.